farkına var. Senin zihninin yarattığı stresi zihnini kullanarak götüremezsin. Bakın, hepimiz şu an diliminde birçok kez stresle başa çıkmaya çalışıyoruz. Ama asıl gerçek ne biliyor musunuz? Stresi yaratan sizin zihniniz, siz kendinize başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Asıl gerçek stresin gerçek olmadığı. O zihninizde yarattığınız her şeyin sadece zihninizde olduğu, gerçekte etrafınıza baktığında hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. İşte asıl gerçek, yani senin sen olmadığını, stresin gerçekte olmadığını görürsen asıl uyanış o zaman gerçekleşir. Normalde stres nasıl gelir? Düşünceler gelir ilk başta. O düşünceleri görürsün, sen getirmezsin. Düşünceler otomatik gelir. Hatta sen istemesen de gelir. O düşünceler geldiğinde o düşünceleri tutunursun, savaşmaya başlarsın. Cevap verirsin, yani içinden kendi kendine konuşmaya başlarsın. O içindeki sesle savaşır, savaşır, savaşır. Hiçbir zaman galip gelemez ve o ses daha da büyür ve içinde stres oluşturursun. Aslında seni strese sokan stres değil, ona karşı verdiğin reaksiyondur. Aslında küçük bir çocuk gibi düşün. O içine gelen düşünceye sen cevap vermezsen o gidecektir, kavga edecek birini bulamayacaktır. Yani o düşünceler geldiğinde onu tutup büyüten sensin, strese çeviren sensin. Yani bu düşünceler geldiğinde soruyor musunuz kendinize? Ya bu düşünceler nereden geliyor? Niye geliyor? Ya da onlar geldiğinde ben niye onları tutunup kendimi kötü hissediyorum? Aslında her şey kafanızda oluyor. Kafanızda oluşan, gerçekte olmayan şeyler için gerçekten strese girmeye gerek var mı? Yani kafanıza gelen aslında gerçekte olmayan düşünceleri tutunup onlarla savaşıp onlara galip gelmeye çalışıyorsunuz. Yani onlarla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın size öğrettiği başa çıkma yalan. Başa çıkmamanız lazım. O geldiğinde hoş geldin demeniz lazım. Savaşmazsanız, teslim olursanız göreceksiniz ki 5 dakika sonra iki nesil nefes alıp verdikten sonra o düşüncelerin bulut parçası gibi olup gelip geçtiğini göreceksiniz. Zaten siz olmayan sorunlarınıza cevap bulabilmek için kafanızdaki sesle savaşıp olmayan probleme olmayan çözümler getireceğinizi aslında kafanızda sorularla daha da çok soruları yaratıyor ve için içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz. O kadar güzel ki bu gerçekliğine çok inandınız. Gerçeklik dediğimiz aslında bir rüyaya o kadar inanmışsınız ki sizin bile karar veremediğiniz otomatik gelen düşüncelere karşı savaşıp üstüne onların siz olduğuna inanmanız. Bakın, düşünceler bu varoluşun, bu zihnin, bu bilincin bir parçası. Onlara karşı çıkamazsın. Düşünceler hep gelecektir. Bu bizim varoluş biçimimiz. Ama o düşüncelere karşı senin tutumun önemli. Yani onlara takılıp, onları büyütüp savaşmak mı? Yoksa gelip geçip gelip geçmesini mi izlemek? Bu kadar. Aslında stres yok. Stresi siz yapıyorsunuz. Yani olmayan problemi probleme çeviriyorsunuz. Yani sen bu zihninin yalanlarına inanıyor, bu zihnin sen olduğuna inanıyorsun ve aslında sen kendini strese sokuyorsun. Bakın, benim dediklerim doğru veya yanlış değil. Kesinlikle doğru veya yanlış diye almayın. Sadece dediklerimi bir düşünün. Bir farkındalık yaratın kendi içerinizde. Sen aslında bu dediklerimi ya da içinde oluşan düşünceleri yaşayan kişi değilsin. Onları tecrübe eden kişisin. Çünkü sen bir bilinçsin. Bilinçten bir farkındalık, bir bilinçten farklı bir şey değilsin. Bu beden sen değilsin. Bu zihnin sen değilsin. Senin buradaki amacın ya da varoluşu sadece onları gözlemlemek. Kontrol edemediğin nefesinin, kontrol edemediğin senin isteğin dışına gelen tüm düşüncelerin sen olduğuna nasıl inanabiliyorsun? İşte bu illüzyondan çıkarsanız o zaman stresin de olmadığını göreceksiniz. Yani sen zihnine, onun oyunlarına inanmaya devam edersen onun kontrolüne girersin ve bilinçsiz bir birey olursun. Ama eğer sen onu gözlemleyen, düşünceler geldiğinde onun farkına varan, onları sorgulayan ve tutunmayan biri olursan, onları kontrol eden değil, onun kontrol altında olan değil, bilinçli, farkındalığı olan bir bilinç, yüksek bilince erişirsin. Bakın, sen bu beden, bu düşünceler, içindeki küçüklüğünden beri öğrendiğin hiçbir şey sen değilsin. Onlar senin içine, zihnine sokulmuş şeyler. Sen 3 yıl önceki senle şimdiki sen aynı mı? Ya da 5 yıl, 10 yıl önceki, 15 yıl önceki. Sürekli sen değişiyorsun.
Düşüncelerin de değişiyor. Problemlerin de değişiyor. Bu kadar değişken, doğru olmayan bir yalana nasıl inanabiliyorsun sen olduğuna dair? Ve bunlara inanıp kendini boşu boşuna o güzelim yaratılışı strese sokuyorsun. Aslında stres kötü bir şey değil. Aslında her başarısızlık dediğimiz şey başarıyı sizi daha da çok yakınlaştırır. İyi veya kötü bir şey yok. Kötü aslında sevgiyi arayıp, sevgiyi bulamayıp kalplerinden uzaklaşan kişilerdir. Kötü diye bir şey yoktur. Ya kalbine daha yakın ya da kalbine daha çok uzak olan kişiler vardır. Dediğim gibi başarısızlık veya başarılılık diye bir şey yok. Her başarısızlık, her hata aslında başarıyı sizi daha da çok yakınlaştırır. Onun için siz bu bilinç değilsiniz. Onun için siz bu zihin değilsiniz. Siz bu beden değilsiniz. Gözünüzü kapatın. Düşünmeyin. Bir dakika bile olsa. Ne gördünüz? Yaşam durmadı. Siz hala oradasınız. Çünkü siz osunuz. Bu gelen düşünceler, kaygılar değilsiniz. Onların hiçbir şey gerçek değil. Kafanızda yarattığınız şeyler. Onları götürmenin tek yolu ne biliyor musunuz? Kendinizi teslim etmeniz. Onunla savaşmamanız. Nasıl mutluluk geldiğinde mutlulukla savaşmıyorsunuz? O düşüncelerde geldiğinde onunla savaşmayın. Bırakın aksın gitsin kendi kendine. Düşün. Zihnini aktif etmeye bıraktığında meditasyon yapabilirsin. Aklına gelebilecek her türlü ritüel yapabilirsin. Beynini biraz aktif etmeyi bırak. Düşünceler akmasın. Kendini sadece şu an odakla. Ne göreceksin? Yani geriye ne kalıyor? Hiçbir şey, her şey gittiğinde, hiçbir şey kaldığında geriye ne kalıyor? Ama lütfen bunu açıklarken sakın bir etiket, bir isim, dışarıdan öğrendiğin bir şey kullanma. Sadece ne hissettiğini söyle. Hiçbir şey. O sensin. Sen aslında hiçliksin. Belki soracaksın, niye düşünceler bana geliyor? Niye bana saldırıyor? Niye? Niye stres yaratıyor? Düşünceler sana olan bir şey değil. Düşünceler olan bir şey. Yani varoluştur. Sorgulamaya gerek yoktur. O olandır. Zaten kabul edersen asıl çözüme, uyanışa gidersin. Eğer o düşüncelerle savaşmayı bırakırsan, kabul edersen stresin de sonlanacağını görürsün. Yani bir sinirli bir adam geldiğinde çatışacak birini bulamazsa, kavga edecek birini bulamazsa belli bir süre sonra siniri gidecektir. Ama birine çatışırsa ve o da cevap verirse sinir yükselecektir, değil mi? O adamı düşünce olarak düşünün. O çatışacak kişi de sizsiniz. Siz zihninizin küçük çocuk gibi sizle oynadığı oyuna aldanıp onu gerçek zannedip büyütüyorsunuz kafanızda. Bakın, eğer o sizin içinizde oluşan düşüncelere karşı siz savaşmaya devam ederseniz bu savaşmanın sonucunda stres olacaktır. Stres nedir biliyor musunuz? Bu stres sonucunda size beden der ki bak ben artık dayanamıyorum. Bu bana getirdiğin ekstra dayanamayacağım yüklere karşı stres efekti oluşturuyorum. Artık diyor ki canın cehenneme ben uğraşmıyorum sen uğraş diyor. Yani senin alman gerekenden gereksiz fazla yükleri sen kendi üzerine getirdiğin için diyor ki beden ben artık bununla uğraşmıyorum sen uğraş. Kısaca stres budur. Bakın o stres bile olsa o stresin farkına varan sizsiniz. O stresin farkına varan beden değil. Hatta bunun stres olduğuna inanan siz de değilsiniz. Sadece size inandırmaya çalışan sizin zihniniz, egonuz. Yani kişilik dediğiniz siz. Bakın ego dediğiniz şey sizin o kadar çok inanmışsınız küçüklüğünüzden beri. O yarattığınız kendi kişiliğinize. Doğduğunuzdan beri sizin adınız, ideolojiniz, inandıklarınız, bilgiler, her şey, hiçbir şey siz karar vermiyorsunuz. Her şey benzinle sokuluyor. Gideceğiniz okul, utanç, kaygılar, problemler, hiç olmayan şeyler. Siz küçükken bunları bilir miydiniz? Doğduğunuzda siz yaratanın, yaratılışın kalbiyle, onun aşkıyla doğmuşsunuz. Bunların hiçbirini bilemezdiniz siz. Sizin sadece o güzelim sevgi, yaratılışın, Yaratanın sevgisiyle doğduğunuz kalbinizin önüne korkularınız geçti sadece bu kadar. Ve o streslerden, kaygılardan gitmek istiyorsanız korkularınızı gidermeniz lazım. Yani gerçekte olmayan o düşünceleri götürmeniz lazım kafanızda. Yani onların gerçek olmadığına inanmanız lazım. Yani bu düşünceler stres geldiğinde kendini bir an sustur ve de ki kendine. Ya bunlar bana geliyor da niye geliyor? Bunlar ben değilim ki. Bunlar beni strese sokmaz ki. Ne olacak? O düşünceler olmamaya çalış. O düşünceler geldiğinde sanki onları gözlemleyen biri olarak sadece onları gözlemle. Onlarla savaşma, çatışma. Çünkü zihin savaşacak bir şey bulamazsa onu götürecektir. Sen aslında kendine savaşmaya çalışıyorsun. Gözünü seveyim. Senin zihnin onu oluşturuyor.
ve sen kendi oluşturduğun şeyle savaşmaya çalışıyorsun. Eğer onunla savaşmazsan, onunla çalışmayı bırakırsan, bakın bu beden bir hayvan gibidir. Ne verirsen onu alır, ne öğretirsen onu sürekli davranış olarak sana getirir. Sürekli bunu kendini beyinle programlarsan aynı şekilde devam eder. Onun için ne kadar az savaşırsan o kadar az düşünceler gelmeye başlar. Ve beden öğreneceğinden dolayı stres kaygı da azalır, hatta hiçle iner. Yani sen izin verirsen o düşünceler daha da çok gelecek. Savaşırsan daha da çok gelecek çünkü alıştırıyorsun onu bir zihnini. Ama ne kadar az savaşırsan o kadar düşünceler de gelmemeye başlayacak. Yani sen kendini neye alıştırırsan öyle gider. O anlamsız olan, gerçek olmayan düşüncelerine bağlanırsan onları strese sen dönüştürürsün. Dediğim gibi stres diye bir şey yoktur. Sadece ona bağlanıp kendinize cefa çektirmeniz vardır, bu kadar. Ya düşünün, bakın. Düşünceler geldi, stres oluştu. 5 saniye öncesini hatırlayın, onlar olmadan önce. 5 saniye önce neredeydiniz? O zamanı hatırlayın. Hiçlikteydiniz değil mi? Gayet şeydiniz. O 5 saniye öncesine dönün. Bu kadar zihninizin yalanlarına inanmayın. Emin olun, yavaş yavaş zihninizi alıştırdıktan sonra onlar gidecek. Ve göreceksiniz ki her şey aslında hiç olmadığı kadar güzel olacak. Yani siz aslında olduğunuz varoluşa, hiçliğe geri döneceksiniz. Siz aslında o güzelim yaratılışı, o güzelim bu yaratanın verdiği güzel bedeni, bu güzellikleri izlemeniz için verilmiş bu bilinci, bu beyni, bu yaratanın gözlerini görüyorsunuz. Aslında kendinize bu hayatta cehennem hayatı çektiriyorsunuz. Meditasyon yapabilirsiniz dostlar. Meditasyon dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Düşüncelerden, duygulardan, o rüyalardan sürekli şu anı yaşamayıp sürekli kafanızı geleceğe, geçmişe götürüyorsunuz ya sorunlara. Aslında hiç olmayan bir gerçeklikte yaşayacağınıza meditasyon yapın. Günde 10 dakika, 5 dakika ya da temizlik yaparken olabilir, aklınıza gelebilecek. Yani kendinizi, odak noktanızı, asıl gerçek olan sadece şu ana odaklanın. Yani şu ana. Oturduğunuz yeri hissedin, dokunduğunuz yeri hissedin, nefes aldığınızı bilin bilinçli bir şekilde. Yani robot gibi bilinçsiz bir şekilde yaşamamaktır meditasyon. Ya da aslında var olduğunuz gibi tek gerçeklik olan şu ana odaklanmaktır. Yani sadece böyle yoga yapayım, böyle gözümü kapatayım, istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani ne kadar sen şu ana odaklanırsan, yani şimdiye, beynin düşünmesini yavaş yavaş azaltacaktır. Çünkü düşünmene gerek kalmayacaktır. Örnek vereyim, ben bu evi satmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz piyasadaki problemler, ekonomik kriz falan derken hala satamadık, aylar geçti. Türkiye'ye gitmeyi planlıyoruz. Ve ilk başta satıp diyordum hani pasif gelir oluştururum bilmem ne falan Türkiye'de. Baktım satılmıyor. Şimdi ben bunu kafamda düşünceler geliyor, stres oluşuyor, satamayacağım, ne yapacağım, kredi borcu var, şu an çalışmıyorum bilmem ne falan, birçok problemler geliyor. Aslında onlar geliyor da bu dünyada hiçbir problem yoktur. Problem varsa bile senin için, subjektif olarak. Onun her şeyin çözüm vardır, yani çözüm olmayan problem yoktur. Dedim ki, aç gözlü olmanın alemini, fiyatı düşüreyim daha az satayım. Ya da bu evi kiralarım. Kredi borcunu kendi kendine öder ev satılana kadar. Aa, pasif gelir oluşturacaktım, olmuyor. Olmasın. Sen hayatta her şeyi ne için istiyorsun? Huzur, mutluluk için istiyorsun değil mi? Ne mal, ne mülk, ne hiçbir şey. Aslında kalp para bilmez. Kalp materyal, pasif gelir bilmez. Para kalp ne bilir? Huzur bilir, mutluluk bilir değil mi? Beyin, kalpten gelen o hisler beyine gider. Beyin onları gerçeğe dönüştürür ve sen bir yol, otomatik bir yol aramaya başlar ve o hedeflerine ulaşmaya çalışırsın. Aslında ben bu evi satayım, pasif gelir oluşturayım derken daha çok huzurum yerimde olsun, daha çok mutlu olayım düşüncesiyle yola çıkıyordum. Ama sonradan farkına vardım ki asıl mutluluğun ne pasif gelir, ne hiçbir şey olmadığını, asıl mutluluğun şu an olduğunu ve kafanda olduğunu gördüm. Yani dedim ki pasif gelir mi? Yapacak bir şey yok. Bunu ben, bu evreni ben kontrol edemiyorum ki. Ben elinden geleni yaptım. Olursa olur, olmazsa bir yolu bulunur. Dediğim gibi aç gözlü olmaya çalışma. Evin fiyatını düşürürüm. Zaten fazlasını satarsam o para benden çıkacaktır dedim. Ve kalbim daha da rahat oldu. Yani para yerine kendimi düşünmeye başladım. Baktım ki stres ortadan kalktı ve otomatik içimde var olan
O korkular, bulutlar gibi. Çıktı kalbimin önünden, çıktı ve otomatik kalbimdeki o güneş, o mutluluk ortaya çıktı. Yani mutluluk dediğimiz şey dışarıda aranan bir şey değil dostlar. Halihazırda içinizde olan şeylerdi. Sadece o korkular, o stresleri kalbinizin üzerinden çıkartırsanız otomatik zaten varoluşunuza döneceksiniz. Ya diyeceksiniz ki para, başka problemler de olabilir. Para, iş, bilmem ne. Benim hayatımda çok vardı. Mobbing hikayeleri, zorbalıklar, aklınıza gelebilecek her şey. Ama siz bir işte çalışıyorsunuz, işte problemleriniz var, stres. Değil mi? Demek ki siz huzurlu değilsiniz. Yani ve o kazandığınız para da size huzur getirmiyor değil mi? Çünkü huzursuzca yapıyorsunuz. Demek ki nedir? Beden diyor ki size. O problemler varsa o problemlerle başa çıkacaksın. Eğer başa çıkarsan belki diyebilirsin ki işimi kaybedebilirim. Şimdi sen hayatta ne istiyorsun? Huzur, mutluluk mu istiyorsun? İş mi istiyorsun? Çünkü nereden başladığını, kalbin ne istediğini unutma. Sen aslında huzur, mutluluk istiyorsun değil mi? Yani diyorsun ki aylık bir şeyim geçindireyim, huzurum yerimde olsun. Çalışmak gerek tabii ki de. Tamam. Ama çalışırken o başlangıçtaki kalbinin istekleri aslında görüyorsun ki olmuyor. Yani o huzur, o mutluluğa erişemiyorsun. Çünkü her gittiğinde ayakların iki adım geri gidiyorsun. Yapman gereken ne? O işten ayrılmak çok mantıklı değil mi? Huzur, mutluluğun için risk almak. Stresi götürecek en büyük etmen. Ya da o işe gittiğinizde o işe sizi strese sokan kişilerle yüzleşmek. İçinizdekileri demek. Bu kadar. Çözümü çok basit. Bakın çözümü çok basit. Sizin yarattığınız bir şeyle siz başa çıkamazsınız. Çünkü siz onu yarattınız. Onu götürmek de sizin elinizde. Yani kafanızda. Bakın bir şeylerin olması için bekleyerek yaşamayın. Bilinçsiz olarak yaşamayın. Bu bekleyerek yaşamaya bilinçsiz yaşam denir dostlar. Tek gerçek şu an. Her şey şu an oluyor. Geçmiş de gelecek de. Her şey illüzyon. İnsanoğlunun yarattığı ve gerçekte olmayan şeyler. Kafanızda yarattığınız şeyler. Yani şu anınıza şükredip şu anınızı yaşayacağınıza olmayan geçmişin yüklerini sırtınıza taşımanıza gerek yok. Ya da olmayacak, hiçbir zaman gelmeyecek o geleceği de düşünmenize gerek yok. O geleceği düşünüp şu anınızı yakmanıza gerek yok. Çünkü her şey şu an oluyor. O düşündüğünüz ilerideki gelecek de zamanı geldiğinde şu an olacak. Yani şu an haricindeki her şey hayal ürünü. Bunu siz aklı selim bir şekilde düşünürseniz farkına varacaksınız. Eğer problemler, düşünceler, sıkıntılar hayatınızın %80'ini kaplıyorsa ve hayatınızın %20'sini bilinçli bir şekilde şu an odaklanarak geçiriyorsanız, kusura bakmayın da siz bilinçsiz bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani robottan hiçbir farkınız yok. Yani bilinçsiz olarak bir bilgisayar programı gibi yaşıyorsunuz maalesef. Yani siz bu yaratılışın, varoluşun bir parçası olan bu beden, size verilmiş bedenin içerisinde, zihnin içerisinde olmak yerine siz onların kölesi olmayı tercih ediyorsunuz. Şu ana şükredin, bakın şu ana, şu ana. Gerçekten değer mi olmayan geçmiş, olmayacak gelecek için şu anınızı yakmaya? Etrafınıza dönüp bir bakın. Olan bir şey var mı? Yok. Her şey olduğu gibi. Tek olan sensin. Senin kafan. Başka bir şey değil. Onun için olmayan düşünceler, kafanızda yarattığınız nefret, kin, stres, problemler yüzünden bu güzelim geldiniz cennet hayatını cehenneme çevirmeyin dostlar. Mesela ya çok basit bir örnek vereceğim. Beni izlerken şu an stresiniz yok değil mi? Neden sizce? Hayatınızdaki stresler gitti mi? Yok. Çünkü beni izlerken siz bana odaklandınız. Yani şu ana odaklandınız. Kafanızdaki her şey başka taraflarda kaldı. Yani aslında siz farkında olmadan o stresi götürdünüz. Neden biliyorsunuz? Beni izlediğinizden dolayı değil. Çünkü şu ana odaklandınız. Yani dikkatinizi şu ana verdiniz. Asıl tek gerçekliğe. Ne geçmişe ne geleceğe hayır ürünlerine. Sadece şu ana. Bunu denerseniz göreceksiniz. İşte kendinizi teslim etmek budur. Onlarla savaşmak değil. Kendiniz olun. Yani tek varoluş olan şu ana dönün. Zaten şu an odaklanırsanız aynaya bakın kendinize, nefesi aldığınızı hissedin. Farkına varacaksınız ki beyninizdeki hiçbir şey gerçek değil. Sadece beyniniz içinde bir film makarası gibi dönüyor, başka bir şey yok. Yani inanın ben de çok problemler çekiyordum, stres diyorduk. İşte para, sıkıntı, ne yapacağım, ne edeceğim. Olan bir şey yok. Ben doğduğumda hiçlikte doğdum, ölünce de hiçlikte gideceğim. Doğduğumda param var mıydı da 2 yıl önce yoktu.
Şimdi de olmasa ne çok bir şey değişecek mi? Hayır. Eğer demek ki olan bir şey neyse bu para mı? Demek ki bu para beni mutsuz ediyormuş. Strese sokuyormuş. O zaman onu gidermem lazım. Örnek veriyorum. Bu para olabilir, ev olabilir, ilişki olabilir, ailevi sorunlar, aklınıza gelebilecek her şey. Kendinizi hayatta, bu hayatta bir şeye çok bağlarsanız o bağlantı sizi mutsuz eder. Çünkü o gittiğinde üzülürsünüz. Aslında siz bu hayatta kendinize cefa çektirirsiniz. Onun için bu hayatta hiçbir şeye bağlanmamak en güzelidir. Bu bağlanmamak derken her şey. Yani hiçbir şeye bağlanmamak ama aslında her şeyi tek gibi hissetmek. Unutmayın. Unutma, dışarıda seni strese soktuğunu düşündüğün şeyler aslında senin bir yansıman. Aslında gerçekte yok. Gerçekte olmuyor. Onu sen kendine yaratıyorsun ve hayatın o şekilde olduğunu düşünüp hayata kendi bakış açınla bakıyorsun. Yani kendi yarattığın kafandaki bakış açınla. Yani olmayan şeyleri sen tezahür ettiriyorsun. Ve olmayan şeyleri çok düşünürsen gerçekten de olur. Çünkü sen bunları yaratıyorsun. Unutma, senin bir hayatın yok, sen hayatsın. Eğer bu gözlerle bu hayatı görecek kimse olmasa bu hayat olmayacak. Çünkü sen varsın diye bu hayat var. Sen yoksan bu hayat tecrübe edecek kimse yok. Unutma. Bu kontrol edemediğin bedeni, kontrol edemediğin düşünceleri, kontrol edemediğin hiçbir şeyi kontrol etmeyi bırak. Ve değiştiremeyeceğin, kontrol edemeyeceğin şeyleri kontrol etmek için uğraştığın uğraşı bırak. Bak o zaman nasıl stres gidiyormuş göreceksin. Yani bu illüzyondan çık. Tekrar diyorum, unutma. Seni öldüren stres değil, ona verdiğin reaksiyondur.